Herkese merhabalar arkadaşlar. Kamuran Mutfak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel terbiyeli bir işkembe çorbası yaptık. Bakalım gerekli olan malzemelerimiz neler ve nasıl yaptık? Evet arkadaşlar, gerekli olan malzemelerimiz şunlar. Burada yaklaşık olarak 2,5 kilo işkembe var. Ayıklanmış ve temizlenmiş. Çok güzel bir şekilde yıkadım, temizledim. Ve aynı şekilde iç yağlı etli bir kemik tabağı var. Bolcana, kemik suyuna ve ilik suyuna ihtiyacımız var. Bunları haşlayacağız. Bunları kenara yolluyorum şimdilik. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, şimdilik işkembelerimi güzelce kesiyorum. Şöyle güzelce açtıralım. Bu şekilde işkembelerimi kestim. Arkadaşlar bunları böyle 4'e 5'e bölüyorum. Ve kaynattıktan sonra daha küçük yenilebilecek bir şekilde keseceğim. Bu şekilde hepsini kesip güzelce koyuyorum. Bunlar da sonuncu parçalarım. Arkadaşlar bu arada siz isterseniz kemik suyu koymaya da bilirsiniz. Tamamıyla ben lezzet versin ve vitaminini arttırsın diye kemik suyu da koyacağım. Bunları ilk başta bu şekilde iri iri parçalarda kestim. Evet arkadaşlar, ilk önce kemiklerimi altına güzelce diziyorum. İç yağlı ve etli olan kemiklerimi. Güzelce lezzet ve vitaminlerini versin diye. Bu şekilde dizdikten sonra üstüne kestiğimiz işkembeleri koyuyorum. Bunları da arkadaşlar güzelce üstüne kadar çıkacak kadar su koyacağız. Yaklaşık olarak şuraya kadar filan su koyacağım. Ve güzelce bunları kısık ateşte 3-4 saat kadar haşlayacağım. Güzelce böyle bir kemik içindeki o ilik suyunu, vitaminini salsın. Bize güzel bir işkembe çorbası yapsın. Evet arkadaşlar, bir ufak ince ayrıntı daha vereyim size. Bunları güzelce kaynatırken üstüne böyle köpüğü çıkacak. Onları da arkadaşlar güzelce bir kepçe yardımıyla alacağım. Onları da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 2,5-3 saat kadar kaynattım. Güzelce kemiği ve işkembenin kendi yağı çıktı zaten. Şurada görebiliyorsunuz. Üstünde fazla olan köpüklerini de zaman zaman aldım ben. Şimdi bunları güzelce çıkartıp ufak ufak keseceğim. Arkadaşlar güzelce işkembelerimi ve kemiklerimi güzelce pişirdikten sonra ince ince küp küp kestim. Yenilebilecek bir kıvamda ve etlerini ve yağlarını güzelce iç yağına ayırdım. Bunları şimdilik kıyıya alıyorum. Ve arkadaşlar hemen terbiyesini yapmaya başlıyoruz. Bu terbiyeli bir işkembe çorbası. Hemen arkadaşlar yumurtalarımızı sarılarını alacağız. Beyazlarını bu şekilde kenara alıyorum. Beyazlarını da çöpe atmayacağız. Bununla çok güzel bir beze tarifim vardı. Onu yapabilirsiniz. Linkini vereceğim. Ya da çok güzel kastella kek yapmıştık. Ondan yapabilirsiniz. İki tane size tarif veriyorum. Burada arkadaşlar tamı tamına 5 tane yumurtamızın sarısını kullanacağız, beyazını değil. Evet, bu da sonuncu yumurta sarımdı. Tamı tamına 5 tane yumurta sarım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yumurta sarılarımı güzelce aldım. Bunu şimdilik kenara koyuyorum. İlk başta ana yemeğimizi yapalım, sonra tatlıyı yapalım. Yumurta sarılarımı yeniden kenara aldıktan sonra yaklaşık olarak 6 tane sarımsağımızı, orta boy sarımsağımızı alıyoruz havalamıza. İçine biraz tuz koyuyoruz. Ve güzelce bunu eziyoruz. Evet arkadaşlar, sarımsaklarımı güzelce ezdim. Şimdilik bunu kıyıya alıyorum. Tenceremizin içine ekleyeceğiz. Hemen 2 yemek kaşığı normal unumuzu, belki de 3 de koyabiliriz. Güzelce yumurtalarımızın üstüne koyuyoruz. Bir kase de yoğurt koyuyoruz arkadaşlar içine.
Bu şekilde. Güzelce ne bunları karıştırıyorum. Ve arkadaşlar tam olarak bu kıvamda olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, tam olarak bu kıvamda olması gerekiyor. Ve limon suyumuzu ekleyeceğiz. Burada yaklaşık olarak 1,5 limonun suyu var. Ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve arkadaşlar terbiyemiz de güzelce ne oldu? Şimdilik ocağa pişirmeye geçiyoruz yavaştan. Evet arkadaşlar, şimdilik güzelce ne suyundan, kemik suyumuzdan ve işkembemizin suyundan bir kepçe alıp güzelce ne çok yavaş bir şekilde yumurtamızın içine koyuyoruz. Bir kepçe daha koyuyorum ben iyice ne yumuşatmak için. Ve arkadaşlar bunu güzelce ne yavaş ve narin bir şekilde çırpıyoruz. Zaten fark ettiyseniz ilk sefer nasıl böyle biraz hamur gibiydi. Şimdi nasıl hemen yumuşadı. Çok az bir şey daha koyacağız. Çok az bir şey daha koyuyorum suyundan. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi de arkadaşlar tortu gelmemesi için bir tane süzgeçten yardım alıyorum. Yavaş bir şekilde döküyorum. Tamamıyla süzülmesini istiyorum. Şimdilik bunu iyice süzdükten sonra arkadaşlar güzelce bir karıştıracağım. İşkembe çorbamızın terbiyesi şu anda oldu. Çok güzel bir kıvamı var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi de sarımsaklarımızı güzelce dövdüğümüz sarımsaklarını güzelce koyuyoruz içine. Bu şekilde. Ve etlerimizi güzelce yavaş bir şekilde koyuyoruz. Burada çok dikkatli olun. Saatlerce kaynadığı için kendinizi yakmayın. Kendinize zarar gelmesin. Evet, bu şekilde yavaşça alıp ekliyorum. Evet, güzelce etlerimi ekliyorum. Evet arkadaşlar, içine etlerini de güzelce ekledim. Yaklaşık olarak 10 dakika kadar daha pişmesi gerekiyor. Biraz daha kaynasın. Ondan sonra hemen servis etmeye hazırdır. Şimdiden çok güzel duruyor. Bir 10 dakika daha pişmesini beklerim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir çorbamız oldu. Şu anda sunuma hazır. Üstüne ben çok az bir şey acı pul biber atacağım. Urfa'dan arkadaşım getirmişti. Bu arada ona da çok teşekkür ederim. Ve üstüne tuz gezdiriyorum. İsteğe bağlı sirke ve limon suyu da koyabilirsiniz. Zaten bunun tılsımı orada. Tamamıyla şifa çorbası bu. Böyle karıştırıyoruz ve bir tadına bakıyorum nasıl olmuş. Şimdiden arkadaşlar hepinize afiyet olsun. Ben kaçıncı kaşığımı aldım saymadım. Aşağıdan arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun, iyi günler.